Başlayalım mı arkadaşlar? İyi günler değerli basın mensupları. Bu hafta Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde her geçen gün derinleşen devlet krizi, milletimizi yoksulluk bataklığına çeken ekonomik kriz, Covid-19 salgınının yönetiminde ortaya çıkan sorunlar ve bunların sonucunda ülkemizde yaşanan büyük buhran vardı. Sözlerime başlamadan önce bugün bir rahatsızlık geçirilen Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a geçmiş olsun demek istiyorum. Değerli basın mensupları, milletin çift diplomalı evlatları işsiz gezerken, doktoralı gençlerimiz iş bulamazken, saray sosy sosyetesinin sahte diploma kullandığı mahkeme kararıyla sabit beslemeleri kamu bankalarına yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor. Peki tecrübeli bankacıları bir telefonla işten attıran Genel Müdür Yardımcısı olmalarına imkan vermeyen BDDK yönetimi bu arada ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Kurumlardaki ve kurallardaki çöküş devlet krizini derinleştiriyor. Salgınla ilgili gerçek sayılar, hasta sayısıydı, vaka sayısıydı denerek aylarca gizlendi. Sonra bir gece mızrak çuvala sığmadı. Ülkemizde gerçek vaka sayısının öyle 5-6 bin değil 30 bin olduğu ortaya çıkıverdi. Biz bu sayı 10 bin, 20 bin, 30 bine çıkarken hangi önlemler alındı diye sorduk. Cevap yok. Gizlenen sayıların milletimizi rehavete sevk etmesi yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmadı mı diye sorduk. Tık yok. İnsanlarımızdan bilgiyi gizleyerek hayatlarını yitirmelerinin tek, seçi, tek sorumlusu saray istifa etmeli dedik. Ama sarayın kibirlisi kulaklarının üstüne yatmaya devam etti. Saydamlık olmayınca hesap vermek olmayınca devlet krizi derinleşiyor. Genel başkanımız sarayın ufak ortağının çabalarıyla cezaevinden çıkarılan bir mafya bozuntusu tarafından açıkça tehdit edildi. Siyaset üzerine mafyanın gölgesi düştü. Sarayın ufak ortağı bunun karşısına çıkmadı, aksine arkasında durdu, sahiplendi. Tam bir hafta önce burada düzenlediğim basın toplantısında savcılık bu saldırganın ifadesini aldı mı diye sormuştum. Bu belgeye göre 23 Kasım tarihinde yani bundan bir ay önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın suçlarını soruşturma bürosu Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na bu yazıyı yazmış. Yazıda şunları söylüyor. Ee, hakaret ve tehdit içerikli olduğu iddia edilen yayın, yazının yayınlandığı Twitter hesabı Alaaddin Çakıcı'ya ait mi değil mi kendisine sorun diyor. Yazının kendisi tarafından yazılıp yazılmadığı, eğer bu yazı kendisi tarafından yazılmış ise bu yazıyı nerede kaleme aldığını sorularak şüpheli sıfatı ile ifade ve delillerin tespitiyle ikmal olunacak diye gidiyor. Şimdi güler misin ağlar mısın? Aslında bu kadar yolda göstermişsiniz ya Ankara'dan Bodrum Savcılığı'na resmi yazıp yazıp da niye zahmete girdiniz ki? Bu, bu, bu Şurada sorduğunuz sorular zaten niyetinizi belli ediyor. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin lideri tehdit ediliyor. Savcılar nedense resen soruşturma bile açma cesaretini bulamıyor. Bir de üstüne tehdit ve hakaret savuran şahsı e bir zahmet de size bir çay ikram edelim. 2-3 soruyu ki kopyasını da veriyorlar, cevaplasın diye, e, şeye davet ediyorlar, ifade vermeye davet ediyorlar. Ama bu memlekette AK Parti Genel Başkanı'na sosyal medyadan bir eleştiri yapıyorsanız ne oluyor? Savcılık hemen resen soruşturmayı başlatıyor. Sabaha karşı evinizden yaka paça alınıyorsunuz, Öyle savcılığa davet mavet gelin çay içelim yok, derzest ediliyorsunuz. Yine sade vatandaşsanız davanız yıllarca yargıda bekliyor, adalete de bir türlü ulaşamıyorsunuz. Bıraktık sıradan vatandaşın adalete ulaşmasını, adalet teşkilatı kendi adalete ulaşamaz hale geldi. Anayasa mahkemesi kararını tanımayan, alt mahkemelerin bulunduğu adliyenin başsavcısı, Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne ışınlanıyor. Ülkemizde hukuka ve demokrasiye ağır hasarlar veren birçok iddianamenin müellifi, Yargıtay'da daha koltuğuna oturmadan, tek bir dosyanın kapağını dahi açmadan, yargıçlar tarafından, Yargıtay kontenjanından, Anayasa Mahkemesi'ne, kim bilir nerelerden gelen talimatla, ilk sıradan aday seçiliyor. Adalet kendine bu adaletsizliği yaparsa millet hakkını nerede arayacak? Tüm bunlar buhranı derinleştiriyor. Ne demiş Fatih Sultan Mehmet? Aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür. 18 yılda bu memlekette akıl öldürüldü. Ahlak öldürüldü. Adalet öldürüldü, temel hak ve hürriyetler öldürüldü. İşte bugün bu nedenle bu buhranı yaşıyoruz, bu nedenle bu devlet krizini yaşıyoruz. İşte bugün bu nedenle bu memlekette kimse canından malından emin değil. Bunu sadece biz demiyoruz. Dünyanın itibarlı kurumlularının çalışmaları da böyle söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Kato Enstitüsü'nün İnsani Özgürlük Endeksi yayınlandı. Kişisel ve ekonomik özgürlüklerle ilgili 76 göstergenin kullanıldığı bu endekste 2015 yılında 62. sıradaydık, 2017 yılında 84. sıraya indik, 2020'de 162 ülke arasında 119. sıraya düştük. İnsani Özgürlükler Liginde ucu ve Başkanlık Projesinin düğmesine basıldıktan sonra 57 sıra. Tek adam vesayet rejimine fiilen geçildikten sonra da 35 sıra birden düşmüşüz. Aslı düşmemişiz, çakılmışız. Şimdi bizim olduğumuz bu ligde, şimdi bu ligde biz ile Tanzay ile, Tanzanya'yla, Tanzanya Vietnam'la, Gabon'la, Togo'yla aynı yerlerde bulunuyoruz. Bu ucube rejim geldi geleli ülkemizde ekonomik ve kişisel özgürlükler dip yaptı. Böyle bir ülkeye uluslararası yatırımcı gelir mi? Yatırım yapılır mı? Biz bunları söylüyoruz. Cumhur ittifakı, çamur ittifakı oluyor. Sağa sola çamur atıyor. En sevdiği de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bulaşmak. Sarayın kibirlisi önüne konan metinleri okurken daha dikkatli olmalıdır. Bugün parti kapatmaktan bahseden Onların ufak ortağı. Sayın Numan Kurtulmuş'a ayar vermeye kalkıyor. Ama sarayın kibirlisi sessiz. Bu ikrardan geliyor herhalde. Bu ülkede mahkeme kararı olmadan milletin malına mülküne çöken kayyum atayan da yine onların iktidarı. Yine bu ülkede kuruydu yaştı demeden on binlerce memuru işten atan aileleriyle beraber ağaç kabuğu yesinler diyen de onlar. Bugün bağımsız medya kuruluşları Halk TV'ye, Tele 1'e yayın durdurma yasağı veren, Cumhuriyet Gazetesi'ne bir güne ve sözcüye ilan kesme ve vergi cezaları yağdıran da onlar, kendi partilerini korkutmak için, kendi partililerinizi korkutmak için söylediğiniz her şeyi bugün siz yapıyorsunuz. AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'ye oy vermiş yurttaşlarımıza buradan seslenmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ülkede namusuyla çalışan, alın teri döken, taş üstüne taş koyan hiç kimse. Tekrar söylüyorum, hiç kimse malından, mülkünden, canından şüphe etmeyecek. Herkes canından, malından emin, huzur içinde yaşayacak. Ancak bugün ballı ihaleleri kapıp milletin vergileriyle kirli ilişki çarklarını yağlayanlar tabii ki hukukun önünde bunun hesabını verecekler yandaşa dolarla, avroyla garanti veren, astarı yüzünden pahalıya gelen, milletin geleceğine ipotek koyan kamu özel işbirliği projelerinin sözleşmeleri iptal edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hukuk siyasetin aracı olmayacak, yargıçlar talimatla değil, milletimiz adına, yasalara ve vicdanlarına göre karar verecekler. Çünkü hukuk ve adalet ekmek gibi, aşk gibi, su gibi o partili bu partili demeden herkese lazım. Değerli basın mensupları bu ülkede salgın yüzünden vatandaşlar eşinin, dostunun, akrabasının cenazesine bile gidemiyor. Düğün dernek yapmak yasak. Maskesiz sokağa çıkan ceza yiyor. Restoranlar, eğlence mekanları kapalı, yüz binlerce çalışan kapının önünde. Müzisyen bir gencimiz geçtiğimiz hafta sefaletten cinnet getirip canına kıydı. Ama bu millete yasak olan saraya serbest. Tam da Gaziantep'te 11 yurttaşımızın hayatına mal olan facia milletimizin yüreğini parçalarken beylerin saraylarında vur patlasın çal oynasın konuk ağırlama görüntüleri ortaya çıkıyor. Millet canıyla uğraşırken bu ülkenin esnafı çiftçisi emekçisi emeklisi genci ızdırap çekerken bu debdebe bu şaşa bu eğlence ne anlama geliyor? Biz kaç zamandır söylüyoruz bunlar milletten koptular saraylarından millete dürbünün tersiyle bakıyorlar. Milleti görmüyorlar. Milletle aralarındaki mesafe o kadar uzak ki milletin sesini duymuyorlar. Bir de o görüntülere bakınca insan sosyal mesafe falan kalmamış, çoğu maske takmıyor. Acaba aşılar milletten önce saray sosyetesi saray sosyetesine mi yapıldı diye düşünmeden edemiyor. Şimdi saray kibirlisinde ve masadakilerin çoğunda aslında maske yoktu. Beyler bir kuş sütünün eksik olduğu sofralarda saray yemeklerini mideye indirirken vatandaşlarımız ne yapıyor? Pazar yerinde vatandaşımız daha önce 70 liraya gittiğim pazardan şimdi 150 liraya çıkamıyorum diye feryat ediyor. Esnaf millet artık taneyle alıyor. Fiyat söylemeye utanıyoruz diyor. Mısır çarşısında bir dükkan sahibi tefeyi tüfeyi nasıl hesaplıyorlar bilmem ama bizde zamlar yüzde altmış yüzde seksen arasında diyor. Bu ucube vesayet rejimiyle ülkemiz kuyruklar ülkesi haline geldi. Kış günü soğanda, patatesle kuyruk, ucuza ekmek almak için halk ekmek sıralarında kuyruk. Kamu yardımı almak için, kömür yardımı almak için mahalleler boyu kuyruklar. Bu millet ne zaman gün yüzü görecek? Öldüm kurtuldum dese maalesef onda da gasilhanede ve mezar sırasında kuyruk. Uzayıp giden işsiz kuyrukları zaten vakayı adiyeden daha geçen hafta Şanlıurfa'da gördük. İl Sağlık Müdürlüğü 100 şoför için ilana çıktı. 6 aylık iş için 7000'den fazla başvuru yapılmış. Bu ülkenin gençleri iş olsun, maaşı geçtim, yol ve yemek parasına bile razıyım diyor. Ama saray sosyetesine göre her şey güllük gülistanlık. Sarayın aile ve sosyal politikalar bakanına göre memlekette yoksulluk, milletvekiline göre işsizlik yok. Tarım bakanına göre çiftçi rekor, rekor gelir elde ediyor. Bir başka milletvekiline göre ise memlekette kuru ekmek bulabilen aç değil. Ne güzel. Meseleleri mesele etmezseniz mesele de kalmıyor zaten. Bunların kibirleri arşı alaya çıktı. Milletle yollarını ayırmışlar. Ne güzel anlatıyor Orhan Veli. Uyuşamayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Ama seninki de kolay değil kardeşim. Kolay değil hani böyle kuyruk sallamak Tanrının günü. Sarayın beslemelerinin durumu da işte aynen böyle. Onlar sarayda binbir takla ata dursunlar, millet aslanın ağzından hatta midesinden kuru ekmeğini çekip çıkarmak için boğulup duruyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Çarşı pazar yangın yerine dönmüş. Eskiden peynir zeytinle karnını doyurmak diye bir laf vardı. Peynirin fiyatı etin fiyatını geçmiş. Zeytinin yanına yaklaşılmıyor. Daha dün iki yumurta kırar karnımı doyururum denirdi. Şimdi 30'lu karton yumurtanın fiyatı 30 liranın üstüne çıkmış. Yumurtanın ederi tavuğu geçmiş. İki yumurta kırmak da artık lüks olmuş. 5 litrelik ayçiçek yağı 80 liraya satılıyor. Sofraların bereketi kaçtı. Ama saray asgari ücreti 3100 liranın altında tutmak için bin bir gerekçe üretiyor. Yoksulluk o kadar derinleşti ki vatandaşlarımız bebeğine mama yerine şekerli su veriyor. Bez yerine altına poşet bağlıyor. Bu ülkede insanlar avucuna işaş yazıp canına kıyıyor çiftçi besici bağırıyor. Yem saman fiyatı yüksek, beslediğimiz hayvanların etinin de sütünün de fiyatı düşük. Hak ettiğimiz destekleri alamıyoruz. Aldığımızı da zamanında alamıyoruz. Üretimde kullandığımız ilaç, gübre, elektrik, tohum, mazot fiyatlarının bankalara ve kooperatife olan borçların altında ezildik kaldık. Ülkede ineği, tarlası, traktörü hazredilen sesini duyurmak isteyen çiftçilerimiz Ankara'nın kapılarından kovalanıyor. Dünyanın en bereketli topraklarında, Çukurova'da, Konya Ovası'nda, Aydın Ovası'nda, Trakya'da tarımı bitirenler şimdi gidip Sudan'da, Nijer'de tarım yapmanın peşine düşüyorlar. Rusya'nın en çok tahıl sattığı ülkeler listesinde birinciyiz. Ama Ruslar Türkiye'den domates ithalatına kota getiriyorlar. Cevap, saray gümrüksüz tahıl ithalatının süresini uzatıyor. Rus çiftçisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ama bizim domates üreticimizin yüzü yerlerde. Saray bu kadar kendi çiftçisine düşman, bu kadar el yiyiz. Milletimizden o kadar koptular ki bir bütçe getirdiler içinde millet yok. Varsa yoksa havuzcu yandaşlar, bir de faiz lobileri. 1993'ten bu yana ilk kez faiz hariç bütçe dengesi açık veriyor. Geçen yıl 25 milyar lira, bu yıl 102 milyar lira faiz hariç bütçede açık var. Yani faizleri dışarıda bıraktığımızda dahi bütçe açık veriyor. Faiz lobilerine faiz ödemesi için bile artık faizle borçlanmak zorundayız. Boşuna demiyoruz. Bunlar faiz baronlarının adamı diye. Ne bütçede ne Merkez Bankası'nda manevra alanı kalmadı. Şimdi faizleri arttırarak sıcak paracılara, faiz dobilerine gel gel diyorlar. Gel gel yapıyorlar. Dünyada pandemi azdı. Herkes faizi düşürüyor. Bütçe desteklerini arttırıyor. Biz ise tam tersini yapıyoruz. Bu iktidar salgının sıkıştırdığı milletimizin sırtına bir de faizle bütçeyle yükleniyor. Neden? Çünkü tüm cephanemizi 128 milyar dövizimizi faiz enflasyonunun nedenidir safsatası uğruna kaybettik. Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu açıklıyor. Bankacılık sisteminde yaklaşık 360 milyar liralık yakın izlemede olan kredi varmış. Yine 150 milyarlık tahsili gecikmiş alacak varmış. Alt alta toplayın 510 milyar liralık sorunlu kredi eder. BDDK gelecek yılın ortasına kadar aktif kalitesindeki bozulmayı saklayacak bir takım kararları sürdürüyor. E peki bunun sonrasında ne olacak? Hep bir umut var. Ekonomi canlanacak, ekonomi canlanacak. Nasıl canlanacak? Faizler artarken ödeme gücü zayıflayan kobiler, esnaflar, aileler o gün geldiğinde ne yapacaklar? 2021'in ilk 6 ayı çok çok zorlu geçecek. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelebilecek olası yaptırımları doğru düzgün konuşmuyoruz bile etkilerini. Sarayın bu konuda bir planı var mı diye bakıyoruz ama görmüyoruz. Lafla peynir gemisi yürütülmeye çalışılıyor. Ucube şahsım devletinde dostum Trump, dostum Putin diyerek milli olması gereken dış politikayı şahsileştirdiler. Bu nedenle dünyada ve bölgede bir başına kaldık. Atalarımız ne güzel diyor. Dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur. Bakın bu biz bu S-400 meselesiyle ilgili olarak tam bir yıl önce bugün yaşanacakları bu kitapçıkta anlatmışız. Bunun ortaya çıkarabileceği kayıpları kalem kalem sıralamışız. Peki bu dönemde bu bir yıl boyunca yönetim ne yapmış? S-400 meselesiyle ilgili bir çözüm bulmuş mu? Veya bunu dengeleyecek bir şey getirmiş mi? Ortada havuz medyasının fısıldadığı yerli ve milli çözümler var. S-400'ün kumanda odasını Amerikalılarla paylaşacaklarmış. Ya da Yunanistan'ın yaptığı gibi tatbikattan tatbikata bu S-400'leri depodan çıkaracaklarmış. E biz bu silah sisteminin kumandasını Amerika ile paylaşacaksak veya tatbikattan tatbikata süs diye kullanacaksak 2,5 milyar doları hem de bu dar günümüzde niye verdik? F-35'leri almak için verdiğimiz 1,5 milyar doların üstüne niye çizik çektik? F-35'lerin tedarik zincirinden kazanacağımız 12 milyar doları neden tehlikeye attık? Diğer silah platformlarının ihracatından gelecek gelirleri saymıyorum bile. Yerli ve milli helikopterimiz Atak'ın motorunun İngiliz ve Amerikalı olduğunu öğrendik. Şimdi Amerika motor ihracatını veto etti diye Pakistan'a bir buçuk milyar dolarlık helikopter satışından da olabileceğimiz anlaşılıyor. Ya bu dış politika tavla oynamaya benzemiyor. Milli çıkarlarımızı ülkemizin geleceğini atılan zara veya şansa emanet etmek mümkün değil. İyi bir satranç oyuncusu gibi 5-6 hamle sonrasını planlamak durumundasınız. Çünkü dış politikada hesapsız atılacak adımların maliyeti ağır oluyor. Birkaç kuşak birden ödüyor. Örneğin 2011'den bu yana 4 milyon Suriyeli için 50 milyar dolar harcadık. Ama öyle görünüyor ki daha da harcayacağız hezeyanlarla şahsileştiren, şahsileştirilen ve ihvancı şartlanmalarla malul dış politikanın yükünü maalesef bugün hepimiz ödüyoruz. Maliyet 83 milyonun omzuna yükleniyor. Bu nedenle şahsi dış politikayı tekrar milli politika haline getirmek zorundayız. Dışişleri Bakanlığı AK Parti'nin mütekahit vekillerinin rüşvetten aklanmamış eski bakanlarının arka bahçesi olmaktan çıkarmalıyız dışişleri yeniden kariyer kurumu haline gelmeli. Değerli basın mensupları bu iktidar miadını doldurmuştur. Verdiği sözleri tutmayan yalancı çobana dönmüştür. 2011 seçimlerine giderken bu milletin önüne 2023 hedeflerini koydular. Bunu da temcit pilavı gibi sürekli ısıtıp millete anlattılar. Sonunda bu hedefler bu yönetimin alameti farikası oldu. Ama bu yıl 29 Eylül 2020'de imzalanan bir Cumhurbaşkanı kararıyla 2023 hedeflerinin çöp olduğunu dünya aleme ilan ettiler. Bu imzaladıkları kararla Cumhurbaşkanı imzaladığı kararla 2023 yılında 2 trilyon dolar olacak dedikleri milli gelir hedefini 875 milyar dolara indirdiler. Bu bundan 9 yıl önce ortaya koydukları bundan 5 yıl önce ortaya koydukları hedefin yarısının bile altında. Milletin önüne 11 yıl önceki geliri getirmekten utanmıyorlar. Kişi başına düşen gelir hedefi de 25 bin dolardan 10 bin 33 dolara indirildi. Bu da aynı şekilde hedefin yarısının altında. 2023'te 500 milyar dolar olan ihracat hedefi de 214 milyar dolara düşürüldü. Bu da hedefin yarısından az. İki katına çıkan bir hedef var. 2023'te işsizlik hedefi %5'ti. Şimdi 2023'te bu hedefi %10,9 olarak belirlediler orta vadeli programda. Yani milli gelir kişi başına gelir ihracat gibi hedefler yüzde elliden fazla iskonto yerken milleti yoksullaştıran işsizlik hedefi ikiye katlanıyor. Nereden nereye geldik? Bu 2023 hedeflerinin ıskalanması AK Parti'nin miadının dolduğunu, metal yorgunu olduğunu, millete tahayyüdünü yerine getirme imkanının kalmadığını gösterir. Artık 2023 hedefleri diye bir şey yok. Tek bir hedef var. 2023'ü iktidar koltuğunda görebilmek. Dünya refah devleti 3.0 konuşuyor. Robot teknolojisinin ve otomasyonun geleceğini, bunun istihdama etkisinin ne olacağını, devletin bu konuda hangi önlemleri alacağını tartışıyor. Yeşil ekonomi, dijital altyapı, altyapı dijital eğitim derken pandemi sonrası oluşacak yeni tedarik zincirlerinde yeni üretim modellerini ülkelerin küresel pastadan ne kadar pay alacağını hesaplıyor. Bu kifayetsiz muhterislerin elinde ülkemiz yalan dolan gündemle vakit harcıyor. Ama milletimizin umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Bu ülke jeostratejik konumuyla, genç nüfusuyla, dört dünyanın dört bir yanında tuttuğunu koparan girişimcileri ve iş insanlarıyla doğru tedbirlere çok hızlı yanıt verebilen ekonomisiyle çok önemli bir potansiyele sahip. Cumhuriyet Halk Partisi de bu potansiyeli harekete geçirecek bilgiye ve tecrübeye sahip. Bu kötü gidişi biz değiştireceğiz. Ortaklarımızla birlikte. Bunu yeni kurallar, yeni kurumlar ve bunları hayata geçirecek liyakatli yeni kadrolarla yapacağız. Güçlendirilmiş yeni demokratik parlamenter sistemi milletimizle birlikte kuracağız. Hukuk devletini yeniden ayağa kaldıracağız. Yoğun bakımdaki demokrasimizi hayata döndüreceğiz. Üretimi destekleyen politikaları planlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu ülkede yaratılan refahı hakça paylaşacağız. Tüm bunları yaparken hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği kendimize nirengi noktası olarak belirleyeceğiz. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz sarayın ne yaptığını görüyor. Bu kibir abidelerine notlarını veriyor. Önüne gelmesini sabırsızlıkla beklediği sandıkta yerlerini gösterecek. Bunları evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınızı alabilirim. Efendim Haber Global, Selen Yalaz kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda geçti. Önümüzdeki günlerde de genel kurula gelecek ama CHP'nin bazı itirazları var. Sayın Zeynel Emre de bunu dile getirdi aslında. Eğer bu teklif yasalaşırsa ve tabii resmi gazetede yayınlandıktan sonra CHP'nin acaba Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu olur mu? Şimdi şöyle bir durum yani bu eee mali aksiyon e, gücü var dünyada bu kara paranın e, önlenmesiyle ilgili olarak e, bunların talep ettiği bir e, yasa teklifi diye söyleniyor ama bu yani bu kurumun e, fatfın yani tespit ettiği bu eksiklikler kaç senedir ortada bir türlü tedbir alınmıyor nihayet bu senenin sonuna geldik Şimdi eğer bu kanun çıkmazsa gri listeye düşeceğiz diye bunları getiriyorlar. Ama FATF'ın teklif, tekliflerine baktığımız zaman tüm tekliflerinin bu yasa içinde yani taleplerine baktığımız zaman tüm taleplerinin bu yasa içinde yer almadığını görüyoruz. Şimdi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız, Adalet Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız özellikle yasa teklifi üzerinde detaylı çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama yasa yapma tekniği açısından da bu ucube rejimde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu tür teklifler gerçekten teknik bir düzenleme olması gereken e, düzenlemelerle ilgili teklifler meclis gündemine çok geç geliyor. Geç geldiği için de arkadaşlarımızın incelemeye vakitleri, doğru düzgün bir inceleme yapmaya vakitleri olmuyor, sıkışıyorlar. Eğer Anayasa Mahkemesi'ne e, götürülecek bir şey varsa, yani bu şu anda daha e, görüşülüyor, bu bizim taleplerimiz yerine getirilmez. Anayasa Mahkemesi'ne götürülecek hususlar yasada kalırsa tabii ki arkadaşlarımız, gruptaki arkadaşlarımız bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerdir. Evet. Efendim son söz Gazetesi'nden özgür Altın. Benim iki sorum olacaktı. Ee, Muharrem İnce'nin bir açıklaması oldu. Ee, parti içindeki taciz iddiaları için utanıyorum dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorumda e, yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan e, her, herhangi bir ittifakta HDP ve CHP'nin olduğu bir ittifaka yanaşmayacaklarını söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Ee, birinci sorunuza şöyle cevap vereyim. Ya yani bu partide ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, grup başkan vekilliği yapmış ee, bir arkadaşımızın e, bu partideki e, bu tür e, iddialarla ilgili süreçlerde nasıl tabissiz davrandığını e, her mağduriyeti nasıl titizlikle araştırdığını en iyi şekilde bilmesi gerekir bu iddiaların adresi bellidir e, bu e, yeri bellidir bu iddiaların adresi çamur ittifakıdır Ee, şöyle e, yani e, Sayın Erbakan öyle gözüküyor ki yerini belli etmiş. Benim yerim Cumhur İttifakıdır diyor. Efendim bize yönlendirilen sorular var. Müsaadenizle şimdi onları aktaracağım. Öncelikle CNN Türk tarafından yönlendirilen bazı sorular oldu. İlk soru şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'e bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret e, zamanlaması açısından tepkiler çekti. Parti olarak sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şunu söyleyelim. Yani Kahramanmaraş katliamının acısını, üzüntüsünü başta Genel Başkanımız tüm Cumhuriyet Halk Partililer kalbinde taşır. Ee, kaldı ki e, bu e, yıl döneminde Genel Başkanımız partimizin kurumsal görüşünü sosyal medyadan attığı mesajla milletimizle paylaşmıştır. Ama bu ziyareti eleştirenler Yunus'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ve Ahi Evran'ın öğretilerini anlamayanlardır. Ben sorarım bu isimlerden hangisi milletimize kin ve öfkeyi öğütlemiştir? Hepsi sevgi diliyle konuşmuştur. Barışı öğütlemiştir. Sayın Genel Başkanımız insani bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ve Sayın Genel Başkanımız bu topraklarda ayrışmayı, kutuplaşmayı, kavgayı bitirmeye, milletimize huzuru ve barışı getirmeye kararlıdır. Evet. Efendim, CNN Türk'ün bir diğer sorusu şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul <laughs> İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bütçe açıklamasına Milliyetçi Hareket Partisinden yanıt geldi. Siz MHP'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, anlaşılan ülkeyi batıran, buhrana toka, e, buhrana sokan sivil darbenin ortak müellifleri birin, bu işin sonunun yaklaşmaya başladığını görmeye başladı. Bu işin sonu sandıkta biter. Hiç endişe etmesinler. Ama Canan Hanım doğru bir tespit yapmış. Bunların miadının dolduğunu biraz önce ben de anlattım. Bunların miadının dolduğunu görmüş ve önümüzdeki yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bütçeyi yapacağını söylemiş. Halkın bütçesi olacağını söylemiş. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorulara geçiyorum. Fox TV'nin ilk sorusu. Dün Osman Osman Öcalan ile yapılmış bir röportaj kamuoyuna yansıdı. Osman Öcalan'ın bir Cumhurbaşkanı danışmanıyla yakın zamanda görüştüğü de ortaya çıktı. Sizin bu konudaki e, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi alabilir miyiz? Hemen baştan şunu ifade edeyim. Osman Öcalan yeniden ortaya çıktıysa anlaşılan ufukta seçim var. Bir Cumhurbaşkanı danışmanının PKK elebaşının kardeşi Osman Öcalan'la görüşmesi aslında bizi şaşırtmıyor. Teröristlere çadır mahkemeleri kuran, Oslo'da onlarla masaya oturan, valilere teröristlere dokunma talimatı veren, şehirlerimize bombalar yığılır, hendekler kazılırken görmezden gelen mahalle idare seçimlerinde İmralı mektuplarından medet uman, terörist başının kardeşini devletin televizyonlarına çıkaran, Çamur ittifakıydı. Dediğim gibi bunlar bizi şaşırtmıyor. Ama şunu da sormamız lazım. Kim bu Osman Öcalan ile görüşen Cumhurbaşkanı danışmanı? Bu soruların esas muhatabı kendisine yerli ve milli diyen bu koalisyonun ufak ortağıdır. Sarayın bekçisinin bu görüşmeden haberi var mıdır? Acaba Bahçeli bu danışmana görüşme için icazet vermiş midir? Eğer haberi yoksa, icazet de vermediyse şimdi ne yapmayı düşünmektedir? Bunları kamuoyuna açıklamalıdır. Evet. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Sayıştay'ın 2019 denetim raporlarında belediyelerle ilgili usulsüzlükler olduğu ifade ediliyor. Bu konu kamuoyunda epeyce gündeme geldi. Sizin bu e, kamuoyunda gündeme gelen konuya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Evet, Sayıştay bir, pek çok belediyede atamalardan taşıt alımlarına kadar uzanan çok, soyuda, çok sayıda yolsuzluk, usulsüzlük tespit etmiş. E, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun e, bu konuda detaylı bir, bu raporlar üzerinde detaylı bir çalışmayı yapıyor. Acaba bu raporlarda Serik'te bir belediye başkanı, bakanların da olduğu bir toplantıda kendisinden önceki belediye başkanının 500 bin lira rüşvet aldığını açıkladığında ne yapıldı? Bu raporlarda bu var mı? Bu raporlarda bunun olduğunu sanmıyorum. Ama İstanbul Belediyesi ile ilgili iddialara bakıyorsunuz, vatandaşa süt dağıtmış annelere toplu taşıma hizmetini ücretsiz vermiş. Eğitim destekleri konularının eğitim destekleri vermiş. Bütün bu konular Sayıştay raporunda yer alıyor. Aslında anlaşılan Sarıştay da belediyelerimizin vatandaşa hizmet ederken elini tutma çabasına katkıda bulunmaya başlamış. Ne yaparlarsa yapsınlar. Belediyelerimiz Genel Başkanımızın da talimatıyla üstün kamu yararı bulunan hizmetlerine devam edecekler. Efendim Fox TV'nin son sorusu da şöyle. E, bugün basına yansıyan bir habere göre FETÖ lideriyle e, görüntüsü olan hatta birlikte ağlayan 15 Temmuz sonrası FETÖ'den mahkum olan Müştebe Kılıca AK Parti Siyaset Akademisi'nden Erdoğan imzalı sertifika verilmesi hakkında sizin görüşünüz nedir? eğer yani bunda şaşılacak bir şey yok kaç zamandır sorup duruyoruz FETÖ'nün siyasi ayağı niye ortada yok niye ortaya çıkmadı diye bugün görüyoruz ki FETÖ'nün siyasi ayağının başı FETÖ'ye sarılıp ağlayan bir kişiye diploma vermiş hem de kendisinin imzası bulunan bir diploma yani pek çok insan bankaların önünden geçti diye içeri atılırken buna bir Böyle bir diploma verilmesi aslında her şeyin gün gibi ortada olduğunu gösteriyor. Buradan da tabii bizim FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığımızın neden toplatıldığı gayet güzel anlaşılıyor. Efendim ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sembolik bir cumhurbaşkanı olacak demişti. O açıklamadan sonra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim iddia sahibi herkes ister dedi. Sayın Akşener'in bu açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Aday profili oluşurken nasıl bir yol izlenecek? E, çok açık söyleyeyim yani devamı yok. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener, Akşener aynı açıklamasında ben isimler üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum da diyor. Bekliyor biz Türkiye'nin geleceğini zora sokacak Herhangi bir adımın veya herhangi bir hedefin parçası olmayız diyor. Sayın Genel Başkanımız da Millet İttifakı'nın seçim zamanı geldiğinde adayını beraberce belirleyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri yeni güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkındaki önerilerimizi ortak önerilerimizi aramızda görüştükten sonra da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Şunu ben alt söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nda itaat, itaat, millet ittifakında istişare vardır. Kimse bizden bunun dışında bir davranış, millet ittifakı e, mensuplarından bunun dışında bir davranış beklemesin. Evet. evet. Efendim Olay TV'nin yönlendirdiği bir soru var. Ee, HDP'li Gergerlioğlu cezaevleri ve emniyetteki çıplak elli aramaya ilişkin iddialar ortaya attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir programda hem HDP'yi hem de CHP'yi hedef aldı. Bunun yalan olduğunu, beşinci kol faaliyeti olduğunu, FETÖ'cülerin de bu iddialarda bulunduğunu ifade etti. Bu suçlamaya yanıtınız nedir? Bir de bu çağ dışı yöntem elli arama yerine ne yapılmalı, nasıl bir yöntem uygulanmalıdır? Evet. <laughs> Şimdi bir kere her şeyden önce öyle FETÖ'cü, şucu bucu PKK iddiaları diyerek bu iddialar geçiştirilemez. Bu iddialar son derece yaygın bir biçimde gelmektedir ve bu iddialar ciddidir. Bir dönem cezaevleri araştırma komisyonu üyesi olan, olan bugünkü genel başkan yardımcımız Sayın Veli Ağbaba iktidar o dönem FETÖ ile de kol kolayken Benzer iddiaları gündeme getirmişti. 2016 yılında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü de Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda yaptığı açıklamada çıplak aramanın var olduğunu ifade etmiştir. Bu da tutanaklara geçmiştir. Dolayısıyla konu ciddidir. Bu konuya onun söyleme, bunun söylemi diye yaklaşmak insan haklarına aykırıdır. Bu iddiaların meclisin adalet ve insan hakları komisyonlarında ciddiyetle araştırılması devlet olmanın da gereğidir. Ayrıca insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Karaca bu konuda bir meclis araştırması açılması önergesini de bugün vermiştir. Dolayısıyla bu meselenin üzerine mutlaka gitmek, bu ayıbı önlemek, aramaların artık bugün teknolojinin ulaştığı seviyeler, seviyeler dikkate alınarak daha çağda, çağdaş yöntemlerle yapılmasının önünü açmak gerekir. Efendim A Haber'in yönlendirdiği sorular oldu. A Haber'in ilk sorusu şöyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Şebi Arus törenlerinde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okutulması ve kadın erkek bir arada sema gösterisi yapılmasına tarihçi ve siyasilerden tepki geldi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Şunu ifade edeyim. Biz bu inançmış inanç yaşam tarzı ve kimliklerin siyasetin malzemesi yapılmasını siyasetin bunları konuşmasını doğru bulmuyoruz. Yani bunu hem inanç sahipleri hem ilgili otoriteler konuşur. Bunu siyasi tartışmaların konusu yapmak yapmanın ülkeye bir hayrı olmaz. Efendim A haberin bir diğer sorusu da şöyle. Taciz iddiasıyla gündeme gelen Konya il başkanı ile ilgili MYK'da bir karar alındı mı? Mağdurların tüm iddiaları partimizde tavizsiz bir şekilde büyük bir dikkatle soruşturulur ve sonunda da gereği yapılır. Bu süreç şu anda partimizde işlemektedir. Bu konuyla ilgili açıklama önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.